İbrahim peygamberin karısını Firavun'a sunması. Bilindiği gibi dinlerin temelinde mitoloji ve kendilerinden önceki inanışlar yatar. Bunun en basit örneklerinden biri de bu olaydır. Çünkü İbrahim'in karısı Sara'yı Firavun'a sunması olayı hem eski bir uygarlık olan Sümerler'de hem Hristiyan kaynaklarında hem de bazı İslam kaynaklarında geçer. Yani her zamanki gibi öncekinden alıp uyarlama durumu söz konusu olmuştur. Muazzez İlmiye Çığ'ı hepimiz biliyoruz. Ya da kadın programları izlemeyenlerinizden çoğu biliyordur diyeyim. Kendisi Türkiye'deki en başarılı Sümerologlardan biridir. Hatta farklı dillerdeki birçok yazıyı okuyabilen bu ülkedeki sayılı insanlardandır. Kendisi bu olayı yazdığı kitabında uzunca, detaylıca anlatmış. İbrahim ile ailesi, Muazzez Hanım'ın her zaman ilgi konusu olduğundan bu konunun üzerine düşüyor ve iyice araştırmaya koyuluyor. Yaptığı araştırma ve arkeoloji çalışmaları ve eski kitabeleri incelediğinde onu gerçekten şaşırtan bir hikaye ile karşılaşıyor. Özet geçmek gerekirse olay şöyle. Tevrat araştırmacıları aslında bu hikayeden haberdar ve oldukça rahatsızlar. Yüzyıllardır araştırıyorlar. Çünkü bilindiği gibi İbrahim tüm ilahi dinler için önemli bir peygamberdir. Hatta bu dinler İbrahimi dinler diye geçerler. Fakat dinlere ismini veren ve peygamber dedikleri bu zatın karısını Firavun'a sunması öncelikle Tevrat araştırmacıları, sonrasında ise bu olayı duyan kimse hazmedemiyor. Bir peygamberin yalan söylemesi komik ve yanlış değil midir? Üstelik bir kere de değil, iki kere karısı Sara için Firavun'a benim kardeşim diyor. Üstelik bunun en büyük sebebi de can korkusu. Yani İbrahim önce can, sonra canan lafını uygulayarak canı için karısı Sara'yı kardeşi olarak tanıtıyor ve Firavun'a iki kez yalan söylüyor. Bu da yetmezmiş gibi hatalı olan kendisi olmasına rağmen bu olayın sonunda Firavun cezalandırılıyor. Bu da akla bu ne biçim adalet yahu sorusunu getiriyor. Tevrat'taki bu hikayenin Sümerlere dayandığını fark eden Muazzez Hanım çok şaşırıyor ve iyice araştırmaya koyulup konuyu gün yüzüne çıkarıyor. Kumran kitabeleri incelenince fark ediliyor ki Sümerlerdeki kutsal evlenme efsanesinden motif ve alıntılar var. İsrailli yazarlar Babillerin elinden kurtulup yurtlarına dönerken daha önce tutsak oldukları yerin kültüründen Sümerlerin bu efsanesini de beraberinde getirerek akıllarında kalan kısımlarıyla yeni efsaneler üretmişler. Aynı şekilde İslam yazarları da bu efsaneden kendilerine hadisler üretmişler. İbrahim için uydurulan bu serüven, bu öykü benzer şekilde İslam hadislerinde, Kumran kitabelerinde ve Tekvin'de geçiyor. Tekvin'de geçen olay şöyle. Ve memlekette kıtlık oldu ve Abraham orada misafir olmak üzere Mısır'a gitti. Çünkü memlekette kıtlık ağırdı ve vaki oldu ki Mısır'a girmesi yaklaştığı zaman karısı Sara'ya dedi. İşte biliyorum ki sen görünüşü güzel bir kadınsın ve olur ki Mısırlılar seni görünce bu onun karısıdır derler ve beni öldürürler fakat seni sağ bırakırlar. Senin yüzünden bana iyi davranılsın ve senin sebebinle canım yaşasın diye onun kız kardeşiyim de. Ve vaki oldu ki Abraham Mısır'a girdiği zaman Mısırlılar kadının çok güzel olduğunu gördüler ve Firavun'un emirleri onu gördüler. Buradan sonra olay şöyle devam ediyor. Sara'yı gören Mısırlılar gidip Firavun'a kadını met ediyorlar. Böylece kadın Firavun'un sarayına alınıyor.
Bu sayede İbrahim'e karşı iyi davranılıyor. Daha doğrusu İbrahim, karısı olduğunu söylediğinde canından olacağını sandığı için böyle düşünüyor. Sonrasında İbrahim'in koyun, sığır, köle, dişi eşekleri, cariyeleri ve develeri oluyor. Tekvin Bab'da yazan şekliyle devam. Ve Rab, Abraham'ın karısı Sara'dan dolayı Firavun'u ve onun saraylarını büyük vuruşlarla vurdu. Ve Firavun Abraham'ı çağırıp dedi, ''Bana bu yaptığın nedir? Onun senin karın olduğunu niçin bana bildirmedin? Niçin bu benim kız kardeşimdir dedin? Ben de onu karı olarak aldım. Ve şimdi işte karın, al ve git.'' Ve onların hakkında Firavun adamlarına emretti. Ve onu ve karısını ve kendisine ait olan her şeyi gönderdiler. İslam hadislerinde bu olay şöyle geçiyor. Ebu Hureyre Muhammed'den alarak aktarıyor. Aktarılan ise şu. İbrahim Sara'yı ile sefer etmiş ve orada bir melik hükümdarmış. Bu zalime yeni biri çok güzel bir kadınla şehrimize katıldı diye haber gidiyor. Bunu duyan melik şehrine giren İbrahim'e haber gönderiyor ve diyor ki, ''Ya İbrahim, yanındaki kadın neydi?'' Bunun sonucunda İbrahim, ''Hemşirem'' diyor. Sonra İbrahim dönüp Sara'nın yanına gidiyor ve, ''Sözümü tekzip etme, ben bunlara senin için kız kardeşimdir dedim. Allah'a yemin ederim ki, yeryüzünde benden, senden başka iman eden hiç kimse yoktur.'' diyor. Hazreti Halil, Sara'yı Melik'e gönderiyor ve Melik Sara'yı kıyam ediyor. Sara da abdest alıp namaza duruyor ve ''Ya Rab, ben sana ve peygamberlerine iman ettim ise ben kadınlığımı zevcimden başkasına edebi muhafaza eyledimse benim üzerime şu kafiri musallat etme.'' diye dua ediyor. O an Melik'in boğazı tıkanıyor ve nefes alamayıp tepinip yere vurmaya başlıyor. Bunun sonrasında Melik hemen saraydaki Kur'an ağasına ''Siz bana muhakkak bir şeytan göndermişsiniz. Bu kadını İbrahim'e geri verin. Hacer'i de Sara'ya veriniz.'' dedi. Sonrasında Sara İbrahim'in yanına döndü ve ona ''Anladın mı zevcim? Allah kafiri cezalandırdı ve bir cariyeyi de bize hizmetçi verdi.'' diyor. Bilmeyenler için not düşelim. Buradaki cariye de Hacer oluyor. Bu konu Buhari'de şöyle geçer. Rivayete göre Hazreti İbrahim, eşi Sare ile birlikte yolculuk sonunda bir şehre varmış. Güzel bir kadının şehre geldiği haberi krala bildirilince İbrahim'e yanındaki kadının kim olduğu sorulmuş. Bunun üzerine o da kardeşi olduğunu söylemiş ve Sare'ye de kendisini yalancı çıkarmamasını tembih etmiştir. Kral bunun üzerine Sare'yi saraya aldırmış ve ona sahip olmak istemiş. Sare ise hemen abdest alıp namaza durmuş ve namazın bitiminde ''Ya Rab, sana ve peygamberine imanım, bugüne kadar namusumu eşimden başkasına karşı muhafaza etmem hürmetine bana şu kafiri musallat etme.'' diye dua eder. Bu yakarış üzerine kralın derhal nefesi sıkışır, horuldanmaya başlar, hatta nefessizlikten boğulacak hale gelir. Bunun üzerine Sare, ''Allah'ım, eğer bu adam ölürse onu bu kadın öldürdü denilir.'' diye endişelenir. Bir süre sonra kral normal hale döner ve tekrar Sare'ye yönelir. Her teşebbüsünde aynı hal başına gelince kral, ''Siz bana muhakkak bir şeytan göndermişsiniz. Bu kadını İbrahim'e geri gönderin ve Hacer'i de Sare'ye verin.'' der. Ölü Deniz yakınındaki Kumran mağaralarında bulunan yazma eserden Sara'nın hikayesi. Sara bu sefer de kral ve Horkanos ile. Onun yüzüne bakınca o ne kadar güzel, saçları ne ince,
Gözleri ne kadar güzel, burnu ne hoş, bütün ışıltılar onun yüzünde. Göğsü ne kadar güzel, beyazlığı ne sevimli, kollarının görünüşü ne biçimli, elleri ne kadar uygun, avuçları ne hoş, parmakları uzun ve ince, bacakları ne güzel, kalçaları kusursuz, kızların ve gelinlerin hiçbiri onun kadar güzel değil. Hepsinin üstünde çok akıllı bir kadın diyor ve kral ile iki arkadaşı Horkanos'un bu sözlerini duyuyor. Üçü de tek adam gibi konuşuyorlardı. Kral onu çok görmek istedi. Onu getirmeleri için adam gönderdi. Onun güzelliğine hayran kaldı ve onu karılığına aldı ve beni öldürmek istedi. Sara krala, "O benim erkek kardeşimdir," dedi. "Ben Abraham'ı kurtardım, onu öldürtmedim. Abraham, bu benim için iyi," dedi. "Ve ben Abraham, Sara'nın benden zorla alındığı gece üzüntüyle ağlarken kardeşinin oğlu Lut da benimle ağladı. Önce büyük bir üzüntüyle gözlerimden yaşlar akarak dua ettim. Bütün dünyanın efendisi sen, en yüce Tanrı, bütün kralların ve beylerin efendisi, onları yargılayan sen, kutsal. Dinle şimdi. Mısır firavunu Zoan benim karımı elimden aldığı için senin önünde ağlıyorum. Onu benim için yargıla. Güçlü elini onun ve evindekilerin üzerine indir ve bu gece karımla beraber olmasın. İnsanlar senin yeryüzü krallarının efendisi olduğunu bilsinler ve ben ağlıyorum, acı içindeyim." Duaları işiten Tanrı, o gece Firavun'un evine bulaşıcı bir hastalık taşıyan rüzgar gönderiyor. Rüzgar öyle güçlü ki kralı ve tüm evini yakalıyor. Sonrasında kral 2 yıl boyunca kadının yanına yaklaşamıyor. O sürede bu hastalık gitgide güçleniyor ve daha acıklı, sert bir hal alıyor. Mısır'ın bütün doktor, sihirbaz ve bilginlerini çağırıyor fakat hiçbirisi iyileştiremiyor. Rüzgar onları da vuruyor ve kaçırıyor. Yazıt devam ediyor. "Sonra Horkanos bana geldi ve kral için dua etmem, elimi onun üzerine koyarak yaşatmam için bana yalvardı. Lut ona dedi ki, Abraham benim amcamdır. Karısı Sara kralla olduğundan kral için dua edemez. Git krala karısını kocasına geri göndermesini söyle. O zaman dua edecek ve kral da yaşayacak." Bunu duyan Horkanos krala giderek, "Kralım, beyimin başına gelen bütün bu felaket Abraham'ın karısı Sara'nın yüzünden. Sara'yı kocası Abraham'a geri ver. Bütün bu bela başından gidecek ve sen yaşayacaksın." Kral bana, "Sara'nın uğruna bana neler yaptın? Sen bana onun için kız kardeşim dedin. O yüzden ben onu karım olarak aldım. Karını al, Mısır ülkesinden çıkıp git ve şimdi benim için dua et ki evimden ve benden bu felaket uzaklaşsın," dedi. Bunun üzerine Abraham dua etmeye başlıyor. Elini başına koyuyor ve dua edince bela onun üzerinden ayrılıyor. Fena rüzgar da geri çekiliyor ve o yaşamaya devam ediyor. Yazıttan devam ediyorum. "Ve kral bana bunun bozulmayacağına yemin ettirdi. Kral bana ince keten elbiseleri ve Hacer'i verdi ve beni götürecek insanları da belirledi. Ve ben bol sığırlar, gümüş ve altınla zengin oldum ve Mısır'dan ayrıldım. Kardeşimin oğlu Lut da benimleydi. Lut'un da büyük malları vardı ve oradan bir de karı aldı." Devamında Abraham bu metinde Sara için neden kardeşi dediğini şu şekilde açıklıyor. "Biz ülkemizden geçtik, Mısır'a girdik. Ben Abraham, Mısır'a girdiğimiz gece bir rüya gördüm. Rüyamda birer sedir ve hurma ağacı vardı.
Adamlar geldi, sedir ağacını kesip kökünü çıkardılar. Fakat hurma ağacını bıraktılar. Hurma ağacı ağlayarak dedi ki, sediri kesmeyin. Hurma ağacının hatırına sedir ağacı kurtarıldı. O gece uykudan uyanınca saraya, karım ben bir rüya gördüm ve rüyadan çok korktum dedim. Ve o bana rüyanı söyle bileyim dedi. Sonrasında eşine gördüğü rüyayı anlatmaya başlıyor. Sara ona rüyanın anlamı olarak seni öldürmek için arayacaklar, beni bırakacaklar diyor. Metinde bozuk olan kısımlardan sonra yazı şöyle devam ediyor. Sara, o benim kardeşim diyeyim. Ben senin için yaşayacağım. Ruhum seni kurtaracak. Ve Sara önce benim söylediklerim için ağladı.